Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyorum. İyi bir pazar günü diliyorum. Dünden bu yana Bursa'da Amedspor'a karşı saldırılar gerçekleşiyor. Amedspor, Bursaspor'la oynayacağı maç için dün Bursa'ya gitmişti. Futbolcular otoriteye geçerken tacizlere, sözlü saldırılara maruz kaldılar. Daha sonra faşist bir grup otelin önünde gösteri yaptı. "Ne mutlu Türk'üm" diye sloganlar attı. Havayı fişekler patlattı. Gece boyunca otelde Amedspor kafilesini, futbolcularını rahatsız eden, taciz eden bir eylemlilik gerçekleştirdiler ki onlara herhangi bir engel de çıkarılmadı. Bugün de yine sahada Bursasporlu taraftarlar ve futbolcular Amedsporlu futbolculara saldırdılar. Böyle bir linç girişimiyle, böyle bir ırkçı nefretle karşı karşıya kaldı Amedspor. Tabii anlaşılıyor yani, "Ne mutlu Türk'üm" diye slogan atıyorlar ama mutsuzlar. İşsizler, açlar, perişanlar, baskı altındalar. Türk gençleri çok zor dönemden geçiyor ve ırkçı sistem onlara öteki olarak bütün bu yaşadıkları sıkıntının, mutsuzluğun kaynağındaki neden olarak Kürtleri, Kürt hareketini, Kürtlerin özgürlük taleplerini işaret ettiği içindir ki içindekiler nefreti, öfkeyi, tepkiyi Kürtlere karşı kusuyorlar. Ama Kürtlerin de tabii ki Amedspor etrafında kendi ürettikleri değerler, birikimleri, tarifleri etrafında güçlü bir dayanışmaları olduğu da görülüyor. Dünden bu yana Amedspor'a karşı da Kürtler özellikle güçlü bir dayanışma sergiliyorlar. Bu da önemlidir. Çünkü bu tür ırkçı saldırılar, bu tür faşist girişimler, sistemin de tetiklediği, teşvik ettiği, yönlendirdiği bu çeteler örgütlü bir güç karşısında elbette arzu ettikleri sonuçlara ulaşamaz, çok ciddi zararlar veremezler. Dolayısıyla Amedspor'un dünden bu yana maruz kaldığı ırkçı saldırılar ve Kürtlerin Amedspor etrafında gösterdiği duyarlılık önemli. Seçime doğru da giderken, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik siyasi krizlerde derinleşirken sistemin Kürtlere dönük bu tür ırkçı saldırıları tetikleyeceği, teşvik edeceği, yönlendireceği bekleniyordu zaten. Bu da böyle sürecek gibi anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde başka yerlerde, ki zaten yıllardır Türkiye'nin batısındaki birçok ilde Kürtlere dönük saldırılar, suikastler, işte Deniz Poyraz olayında olduğu gibi linç girişimleri devam ediyor. Konya'da olduğu gibi katliamlar düzeyinde bile sürüyor. Dolayısıyla dediğim gibi bütün bunların önlenebilmesi için de Kürtlerin kendi değerleri, kendi birikimleri, Amedspor gibi kulüpleri etrafında etkin bir ulusal dayanışma göstermeleri de gerekiyor. Bu anlamda önemli, çünkü Kürtler açısından gerçekten hassas, kritik bir süreç yaşanıyor. Gündemin en önemli konularından birisi aslında Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı'nın Rojava'ya yaptığı ziyaret. Sürpriz bir şekilde değerlendirildi. Genelkurmay Başkanı Rojava'ya gitti. Rojava'daki Amerikan Enstitüsü'nde bir toplantı yaptı. Toplantının esas amacıyla ilgili birçok spekülasyon yapıldı. Ancak anlaşıldığı kadarıyla yaklaşan İran operasyonuyla ilgili görülüyor. Çünkü Savunma Bakanı da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı da Mısır, Ürdün ve İsrail'e gitti. Amerika Genelkurmay Başkanı da zaten Rojava'ya gelmeden önce İsrail Genelkurmay Başkanı ile görüşmüştü. Savunma Bakanı'nın açıklamasından da benim anladığım kadarıyla öncelik konu İran, gündem İran diyor. İran'ın paramiliter güçlerle ürettiği tehditleri, siber saldırılarını, İHA'lar ve SİHA'larla yaptığı saldırıları ve buna karşı alınacak önlemleri müttefiklerimizle konuşacağız diyor Savunma Bakanı. Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı da İran'daydı. Müzakereler, artık bu nükleer silah müzakereleri artık sonuçsuz kaldı. Dolayısıyla İsrail'in geçenlerde yaptığı bir takım saldırılar da vardı. İsrail, İran'ın nükleer silah üretme aşamasına geldiğini düşünüyor. Dolayısıyla saldırılarını artırmak istiyor. Kapsamlı bir saldırı hazırlığı yapıyor. Bu konuda da birçok öngörü, birçok tespit, birçok açıklama var. İran da zaten bunu bildiği için bir haftadır geniş kapsamlı bir hava savunma tatbikatı yapıyor. Yani birileri Amerika Genelkurmay Başkanı'nın Rojava'ya gitmesini,
Türkiye'nin olası Rojava operasyonuyla ilişkilendirdi ancak esas mesele İran. Kaldı ki zaten Suriye Demokratik Güçleri ve Rojavalı yetkililerle de Genelkurmay Başkanı görüşmedi ki görüşmesi de beklenmiyordu. Amerikalılar açısından önemli olan oradaki askerlerin güvenliği. Orada 900'ün üzerinde askerleri var. Geçmişte İsrail'in yaptığı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı kimi saldırılara misilleme olarak İranlılar, İran'a bağlı milis güçleri, Deyrizor'da, Abu Kamal'da ve Rojava'nın değişik bölgelerinde üstlenmiş Amerikan askerlerine füze saldırıları gerçekleştirdiler. Geçen hafta da yaptılar. Düzenli aralıklarla aslında İran milisleri Amerikan askerlerinin bulunduğu karargahlara füze atışları yapıyor. Geçmişte de İranlılar sadece Rojava'ya değil aynı zamanda Güney Kürdistan'a dönük de bazı ağır füze saldırıları yaptılar. Şimdi öyle zannediyorum ki eğer İsrail'in olası bir müdahalesinde İran'ın misilleme olarak hem Rojava'da hem de Güney Kürdistan'a bazı hedeflere saldırması bekleniyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı da buna dönük önlemler için gitti. Herhalde önlemleri yerinde denetledi. Alınabilecek önlemler konusunda oradaki yerel komutanlarla bir takım değerlendirmeler yaptılar. Rojava Güney Kürdistan dolayısıyla tehdit altında. İran geçmişte sadece Roşilatlı Kürt partilerinin karargahlarını değil, Güney Kürdistan'daki sivil hedefleri, petrol tesislerini de füze atışıyla vurmuştu. Şimdi Güney Kürdistan'a dönük saldırıları olabilir, yeni saldırılar olabilir. Çünkü İran, Güney Kürdistan yönetimini İsrail'le işbirliği halinde görmek istiyor. Öyle bir gerekçe üreterek saldırıyor. Aynı şeyi Azerbaycan için de yapıyor. Geçenlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu bir klip yayınladı. İşte İsrail'e giden yol Azerbaycan'dan geçer diye. Azerbaycan konusunda da bir tepki var. Dolayısıyla İran operasyonu gittikçe yakınlaşıyor. Buna dönük olarak Amerika Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı bölgede bir takım önlemleri yapılacak işleri konuşuyorlar. Zaten Savunma Bakanı çok açık diyor. Müttefiklerimizle İran'ın tehditlerini konuşacağız. Bu arada işte İran'a dönük operasyon için gizli bir bütçe hazırlandığı da söyleniyor. Bu da yalanlanmadı. İran gerilimi önemli. İran gerilimi gittikçe yükseliyor. Anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki günlerde ya da haftalarda dananın kuyruğu kopacak. Gittikçe yakınlaşıyor. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla Kürtlere dönük de özellikle Güney Kürdistan'a ve Rojava'ya dönük de tehditler artacak gibi görünüyor. Bu olayın bir boyutu, bir boyutu da Türkiye'deki gelişmelerle ilgili. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de bu hem yaklaşan İran operasyonu hem Yunanistan'la artan gerilimler nedeniyle Akşener'in istifasını da daha doğrusu Akşener'in altı masayı devirmesini de kullanarak Türkiye'de seçimleri ertelemeyi düşünüyor. Buna dönük de dünden bu yana bazı açıklamalar, bazı öngörüler, bazı tespitler var. Eski MHP'li milletvekili Sinan Oğan, İyi Parti, MHP ve AKP arasında bir işbirliği olduğunu söyledi. Sinan Oğan'a göre meclisten sonra, seçimden sonra bunlar ortak bir cephede etrafında bir araya gelecekler ve bir takım birliktelikler üretecekler. Yani Cumhur İttifakı'na İyi Parti de katılacak gibi bir değerlendirmesi vardı Sinan Oğan'ın. Aynı şekilde bazı siyasi gözlemciler de İyi Parti Cumhur İttifakı'na yakın duruyor. Cumhur İttifakı partileriyle AKP, MHP ve İyi Parti arasında devletin yeniden reorganize edilmesi, yeniden yapılanması, bu restorasyon konusunun birlikte ele alınması konusunda bir mutabakat olduğu, bunun da seçimlerden önce yapılması gerektiği, dolayısıyla seçimlerin erteleneceği ileri sürülüyor. Buna göre seçimler bir yıl en az ertelenecek. Erdoğan'a bu konuda bir öneri gitmiş. Erdoğan bu öneriyi, yani devletten gelen bu öneriyi kabul etmiş deniliyor. Ne kadar doğru bilemeyiz tabii, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dolayısıyla yeni yapılacak seçimlerde yeni bir kadroyla Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkacağı, Erdoğan'ın da kenara çekileceği iddia ediliyor bir sene sonra. Doğru mu değil mi dediğim gibi bilmiyorum ama dünden bu yana buna ilişkin bir takım tartışmalar da var. Akşener'in istifasından sonra İran
operasyonunun yakınlaşmasından sonra Yunanistan ile Türkiye arasında bu kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması meselesi Yunanistan'ın bir kriz üreteceği anlaşılıyor. Dolayısıyla devletteki hazırlıklar bazı kesimlerin de ileri sürdüğü gibi seçimlerin ertelenmesini onlar açısından gerekli kılıyor. Yeni bir durum var. Bu duruma uygun olarak seçimleri erteleyebilirler. Zaten bölgede savaş, İran-İsrail savaşı baş gösterirse bütün dengeler alt üst olacak, her şey savaşa endeksli hale gelecek. Öyle de görünüyor. Zaten Amerikalıların ziyareti de bunu gösteriyor. İsrail Genelkurmay Başkanı bu konudaki hazırlıkların tamamlandığını söylüyor. İran geniş kapsamlı hava tatbikatları yapıyor. İran ordusu da alarımda, Azerbaycan ordusu da alarımda. Bölgede böyle bir gergin bekleyiş var. Dolayısıyla bu gergin bekleyiş herkesi, her şeyi, seçimlerde dahil, Rojava'da dahil, Güney Kürdistan'da dahil bölgedeki bütün dengeleri etkileyecek gibi görülüyor. Buna uygun olarak da yeni bir durum değerlendirmesi yapmak gerekiyor. Gelişmelere göre yeniden bir değerlendirme yapma ihtiyacı hissedersek burada olur. Birlikte sizinle paylaşmaya çalışırım. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi bir pazar günü diliyorum.